Murat Kosova ile birlikteyiz. Her pazartesi olduğu gibi. Premier Lig ağırlıklı Avrupa. Bazen salı. Evet, maç programına göre. Aslında bu hafta da yapabilirdik salı. Evet. Akşam City maçı olacak. City maçı var. Liverpool çok kritik bir, yani şöyle bir durum var. Bir kırılma maçı gibi. Yeniden ulaşılabilir, yeniden erişilebilir. Hani sezon başında Manchester City için söylediğimiz bir söz vardı ya. Manchester City biraz bizi tersi yatırdı. Olumlu anlamda da Liverpool da tersi yatırdı. Yani biz Liverpool'un bu kadar istikrarlı City maçına kadar gelebileceğini, bu kadar az gol yiyip bu kadar çok fazla atabileceğini tahmin etmiyorduk. Bu kadar özellikle şey yapıyorum. Çünkü iyi bir takım olduğunun hepimiz farkındaydık. An itibariyle averajı daha iyi mesela. Daha iyi. Bu deplasman, Brighton deplasmanı alışılmışın dışında kazandığı bir maç oldu. Bir penaltı golüyle kazandı ama o kadar değerli bir 3 puan ki şimdi bekliyor. City Wolverhampton'la karşılaşacak. Ve arada, şu anda 7 puanlık bir fark var. Arda arda yenen iki takım. Yani ligde son mağlubiyet Liverpool'un City'ye, kupada da evet. FA Cup'ta Wolverhampton'a yenildi. İkisi bu akşam Premier Lig'de oynayacak. Dediğin gibi iki maç arda arda mağlubiyet gelince acabalar geldi ama yani bence ikisi de beklenen sonuçlar. Yani Liverpool sanki düşüşe mi geçiyor, acaba kırıldı mı, bundan sonra inişte mi olacak soruları biraz erken geldi bana. Çünkü City maçını düşünürsen ki bu maçın sonunda da Klopp şöyle bir şey dedi, bu sefer oyunu kontrol etmeyi başardık. Çocukça hatalar yapmadık. Hatırla 1-1'den sonra kontrataktan yedi. Yani City deplasmanında evet. oynuyorsun. Binlerce City'nin önünde. 1-1'i de dünyanın bulmuşsun. En iyi takımı olarak değerlendiriyorsun. 1-1'i bulmuşsun ve harala güreli 2'ye giderken 2'yi yiyorsun. Ki rakip sonrasında bir stoper, bir sağ bek koyup o hareketi yapabiliyor. Belki yani şimdi burada biraz takıma gönderme yapıyor Klopp ama bence kendi de düşünmeli. Yani birbiri bulduktan sonra acaba hamleleri ona doğru yapabilir miydi? Yani bunlar tabii bittikten sonra konuşuyoruz biz de. Bence Liverpool'un çok kaybettiği bir şey yok. Zaten FA Cup'la Lig Kupası'nı çok şeye aldıklarını, hedefe koyduklarını da düşünmüyorum. Ya ufukta Premier Lig varken FA Cup'ı... Yani geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde final oynamışken, hani bu sene Real Madrid'de o resmin içinde çok fazla da o kadar kalın harflerle yazılı durmuyorken, yani o hegemonya bitecekken farklı noktalara yöneliyorlar. Onun için beni o iki mağlubiyet şaşırtmadı. Ama Klopp'un dediği doğru. Mesela %70'in üstündeydi maç sonunda topu kontrol etme yüzdeleri. Sonunda 1-2 böyle bir karambol durumu oldu tabii haliyle. Burası Premier Lig yani oluyor. Kimle oynarsan oyna. Hatta FA Cup'ta gördük ya. Yani ikinci lig takımı, üçüncü lig takımı kafa tutuyor sonunda. Everton'un yaşadıklarını hatırlasana. Evet. Bu maçtan yalnız öne çıkan bir iki not var. Onu paylaşayım izin verirsen. Fabinho Lovren'in yerine geçti biliyorsun. Lovren'in sakatlığından sonra. Evet. Bence hiç fena durmadı. Zaten daha kötü olamayacağı için hiçbir şey. Yani City maçından sonra. O kadar sonra mı kötü yok. Ya? Yani değil tabii. Lovren'le alakalı. Yani bir günah keçisi durumu ama yani son City maçında evet yani konuşmuştuk ya. Yani. Bir böyle hani bir stoperden bir olumlu hareket ıska, yok. Iska olabilir. Pozisyon alması. İşte ona geleceğim. Esas moral bozucu ve bir oyuncunun, savunma oyuncusunun kalitesini, oyun bilgisini ölçen şey. Çünkü Maradona da ıska yapabilir. Hagi de yapabilir. Alex de Souza da yapabilir ama yerleşim hatası özellikle bu offside bozma konusunda rakibi alan bırakma konusunda, bir de uzun süreden beri birlikte oynayan bir savunma hattından bahsediyoruz. Bir pozisyon var, dakikasını geçende de böyle ortada kalmıştı. Hayretler içinde baktım Lovren'le alakalı. Şimdi esas problemi o Lovren'in. Lovren'in bir tane daha ekleyeyim. Geldiğinden beri hiç sevilmediği için. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bazı oyuncular ağzıyla kuş tutsa o şeyi değiştiremiyor. Algıyı değiştiremiyor. Öyle başladı, öyle gitti. Şimdi biraz tabii takım da belli bir seviyenin üstünde. Sonuçta şu anda dünyada yani 5 tane takım sayacaksan Liverpool'u koyuyorsun oraya. Orada biraz sırıtıyor. Yani hiç hayatında orada oynamamış Fabinho bile iyi durdu. Van Dijk işte yanındakini biraz... Maçın adamı oldu yine Van Dijk bu arada. 1-0 kazanırken Brighton maçını Liverpool. Eğer yenilmese yine Van Dijk olacaktı City maçında da. Evet. Maçın adamı, hatırla konuşmuştuk. Evet, tabii. Yani bu arada mesela enteresan bir notta bütün maç boyunca Brighton'lı oyuncular Liverpool ceza sahası içinde 8 kez topa dokunmuş.
Yani hani oyunu kontrol etme, ki onların da birçoğu son artı 90'larda, yani onu da söyleyeyim. İkincisi de Salah bir şekilde işin içinden çıkıyor. Yani penaltıyı yaratması, yapması, atması vesaire. 17 gol oldu kupalarla beraber. Şu anda asistleri saymıyorum. Zaten biraz yavaş başlayıp. Evet, biraz yavaş başladı ama hala geçen seneki gibi değil. Onu da söylemek lazım. Bu arada şöyle bir şey gündeme geldi İngiliz basınında. Şimdi Coutinho çok mutsuz, biliyorsun. Oynadı dün ama Barcelona'ya 142 milyon pound'a satmıştı Liverpool onu. Acaba dönebilir mi? Mane ile bir takas olabilir mi diyorlar. Yani bilmiyorum ama Liverpool için kötü olmaz. Çünkü Mane de biraz el freni olmaya başladı son haftalarda. Yani tercihler hep kötü yani, biraz. Coutinho Barcelona'da olmayıp Mane Barcelona'da olma ihtimali. Şimdi iki değerli. Hayır, o iki sen Barcelona için değerlendiriyorsun. Ben Liverpool açısından. Yani şimdi oraya şimdi takas Liverpool için fena olmaz. Evet, katılıyorum ama diğer taraftan Barcelona'nın o kadar kullanamadığı bir oyuncu yerine ama o kadar 150 milyon euroya yakın bedelle transfer ettiği bir oyuncu. Daha fazla. Mane şey değil bence. Yani Barcelona'nın ya Coutinho daha uygun bir oyuncu Barcelona tarzında. Ama şu olmadı. Belki onun uyacağını düşünüyorlar. Ya bu zaten ortaya atılmış bir fikir yani. Bu kadar üst seviye ve bu kadar büyük paraların konuşulduğu takaslar öyle kolay kolay olacak işler değil. Ama yani Coutinho çünkü Liverpool'dan ayrıldığı noktada hakikaten muhteşemdi. Harikaydı yani. Harikulade oynuyordu. Sonuç itibariyle yani Mane kötü değil ama Coutinho daha iyi olduğu için acaba Liverpool buna olumlu bakar mı diye düşünüyorum. Tabii finansal kısmı işin bilemiyorum. Bu arada 13. maç gol yemeden bitirdiği ligde Liverpool'un, o 8 kez ceza sahasında rakibin topla buluşmasına ek olarak yani 22 maç oynadı ligde. 13'ünde gol yemedi Liverpool. Hani biz hep attığından yola çıkıyoruz ama Lovren'i eleştiriyoruz ama yani o kaleci ve savunma tabii iş her zaman onlara kalıyor gibi ama tabii bunun önünde oynayan orta sahanın da payı var. Hatta en uçtaki oyuncuların bile payı var. Yani biz hani savunmayı sadece iki kişi. Takım savunması dediğimiz konu evet, zaten. Yani muazzam bir başarı hakikaten. Yani Liverpool için dediğin gibi hayata dönüş maçıydı. Şöyle yani çok uzatmadan Arsenal'daki düşüş çok ilginç. Yani şurada konuştuğumuz bu masada yani bu geçelim? Futbol Arsenal'a da geçebilir. Şimdi puan durumuna bakınca Manchester United'ın yakaladı. İnanılmaz yükselişi İki var. İki gol kaldı. Zaten sezon başında burada Unai Emery şöyle, Unai Emery böyle, Unai Emery elindeki gençleri şöyle kullanıyor. Sezon başında bak Unai Emery, Mesut Özil bir performansı var. Hangi maçtı? Sezon başında yani 5. 6. hafta gibi. Yani sezon bütün oyunculara değer kattığını söylüyorduk. Şimdi Oynatmayıp Burnley maçında oynattı. Maçın adamı oldu işte. Attı, evet. Attırdı. Yine yok. Yine yok. Yani Arsenal'ın Ian durumu... Wright çok sert eleştirmiş. Arsenal'ın ve İngiliz futbolunun unutulmaz yıldızı, evet, golcüsü. Özellikle Mesut üstünden giderek çok eleştirmiş. Yani 41'er oldu. 5. sırada Arsenal var. 6. sırada Manchester United var. Manchester United 5 lig maçında artı 14, kazandı. Artı 12. Artı kupa maçında kazandı. 6 maç. Solskjaer'la 17 gol attı. 6. 17 gol attılar topa. Bu maç tek golle geçti. İnanılmaz ya. İnanılmaz yani dün Pogba'nın performansı, Rashford'un performansı yani Pogba. De Gea. Sen ama daldan dala atıyorsun. Hangi maça geldik? Yani... Şimdi Arsenal'ı mı konuşacağız? United'ı mı? Ya karar şimdi ver. Kafa kafaya gelmesi beni çok şaşırttığı için. Peki o zaman Arsenal önce oynanan maçtan başlayalım. Londra derbisinden. Yani maçın hiçbir anında ben o sırada buradaydım. Haber nöbetim vardı. Bence maçın hiçbir anında Arsenal o maçı kazanacağını işaretini veremedi. En iyi skor beraberlik olurdu. Yani West Ham'a da üzülürdüm kaybetseydi. Bu Declan Rice İrlandalı 19 yaşında. Bir tane de kafa vuruşu var. Çok müsait. Asfaltla gitti. Yani gol attığı golden önce yine gole çok yaklaşmıştı. Arsenal büyük hayal kırıklığı. Hakikaten oyunun hiçbir yönünde, hiçbir anında böyle dikte edemediler. Hatta bazı anlar var. West Ham oyunu oraya yıktı. Yani Arsenal kazanır kaybeder ama böyle bir görüntü kolay kolay vermez. Hakikaten çok şaşırtıcı.
Yani bir tarafta Ramsey'nin Juventus'a transfer gidişi. Transfer ihtimali. Gitti sayılır. Evet. Yani yeni bence Mesut da giderse şaşırmayacağım. Zaten her gün bir haber çıkıyor. İşte Inter en güçlü çıktı. Onu konuşmuştuk galiba evet. Zaten. Hala çok sıcak. Yani Emery ne düşünüyor bilmiyorum. Teknik bir karardı dedi maçtan sonra oynatmaması için. Yani rotasyon desen öyle bir durum yok. Bir hafta önce FA Cup haftası. Yani yine hafta arası bir şey yok. Yani çok şaşırdım. Yani hiç aklına bile gelmemesi Mesut'un bilemiyorum. Diğer taraftan West Ham'da da Arnautović olayı var. Çin'e gidiyormuş ama takımı açıklamamışlar. Yani ismini bulamadım. Sen buldun mu bilmiyorum. Yok. Ama 35 milyon pound'a gidiyormuş. Gitmek de istiyormuş ama hala West Ham tam bir kesin karar vermemiş. Yani gelirken rekordu. 20 civarında almışlardı onu Stock City'den. Giderken de rekor olacak herhalde. Evet. Sattığı en pahalı oyuncu olacak. Michael Antonio'nun söylediği, herkes biliyor gideceğini diyor. Herhalde o da gidiyor. Ama West Ham için çok değerli. Arsenal için de aslında bence çok mesaj bir mağlubiyet bu. Dediğin gibi hemen oradan United'a bağlayabiliriz. Ya iki gol averaj kaldı. Bu kadar yerden yere vurulan United'la aynı puanda. Bir de baktığın zaman, ivmeye baktığın zaman bence United geçecek yani. Hatta United ilk dörde kapağı atarsa şaşırmam. Yani peki ne olacak? Ole Gunnar Solskjaer şimdi zaten sözleşmesi de biliyorsun sezon sonuna kadar yapılan bir sözleşme. Sonra yeniden Molde'ye dönecek. Çok da ilginç bir durum var. Belli ama. Evet, Molde'yle böyle de yaptı anlaşma biliyorsun. Yaptı. Bu teklif gelmeden bir 15 gün önce. Yeni sözleşme yani, yaptı. Şimdi dünyanın en böyle tabii ki geride kalan maçın 22. hafta kaç? 38 hafta var. Geri kalan 16 haftayı da kazanacak hali yok. İlla bir yerde takılacak ama bu puan ortalaması 2,5 puan ortalaması tutturdu diyelim. Göndermek mesela nasıl şu gönderecekler? Ortalaması 3'te. Yani düşer diye düşünüyorum. Ve onunla ilgili notları da söyleyeyim hemen. Matt Busby'den beri ilk defa böyle bir başlangıç olmuş. Efsanedir biliyorsun Matt evet, Busby. Evet. Sir Matt Busby 5'te 5 ile başlamış lige. En unutulmaz. Ferguson evet. Öncesi 6'da 6 kupayla 6'da 6 bu arada evet. Onu da söylemek lazım. 6'da 6 yani Solskjaer'la bütün maçları kazandılar. Ligde 5'te 5. Yalnız her şeye rağmen hani bu maç öncesi de şey deniyordu. Hani bir tane iyi bir takımla bir üstten bir takımla oynasın da görelim. İşte evet deplasmanda Tottenham'ı yendi. Ama yine de İki önemli isim ön plana çıkıyor okuduklarım sonunda. Biri Gareth Southgate. Çok ciddi bir teklif yapmışlar ona sezon sonu için. İngiliz milli takımının başında Gareth Southgate. Hatırlatayım seyircilere. Bir de Diego Simeone diyorlar. Ama orada biraz farklı düşünüyorum Mourinho'yu ben. Niye gönderdi? Niye gönderdi? Aynen yani... işte oraya geleceğim. 18 aymış onun. Yani 1,5 yıllık daha kontratı var baktım. Madrid'de. Bir kere koparmak kolay olmaz. İki, futbol anlayışı Jose'ye çok yakın dediğin gibi. Southgate hazır mı? O da tartışılır. Southgate İngiltere milli takım başından alırlarsa büyük antipati toplarlar. Yani şu anda Southgate İngiltere'de biliyorsun imajı evet, özellikle evet. Bu genç oyuncularla son Dünya Kupası'ndaki başarı doğru adımlar genç futbolcuların milli takıma adapte edilmesiyle beraber çok acayip bir sinerji var. Southgate de çok iyi idare ediyor milli takımı. Şu anlamda medyasıyla beraber. Dikkat edersen derbi Leeds maçında da vardı. Ben onu seyrettim. Bu hafta full seyrettiğim maçlardan birisi. İlginç bir maç oldu. Bir ay sana takımı diye. Dün Everton maçında da vardı. Yani sürekli gezip şeyde. Ya yok onun ya, imajı ve şu andaki durumu. Şey yaparlar yani. Yüz haklısın ama onun vereceği karar sonuçta. Manchester United'da kendisi de antipati toplar ama yani Manchester United gibi yani şimdi yani bizim baktığımız gibi değil ki yani biz futbol menajerde kulüp değiştiriyoruz da orada Manchester United bir teklif yapmış yani İngiliz milli takımı bile hafif kalır şey gibi, maalesef. İspanya milli takım yani takım çalıştırmak. Lopetegui'nin Real Madrid'e elini kolunu dolaşması bir gün kala gibi. Gitti. Kaçırmayayım diye. Evet, bir yani. Gün kala ya yani Dünya Kupası başlıyor yarın. Düşünsene yarın Dünya Kupası başlıyor Real Madrid'e gitti. Sonra da kovuldu. United yani kapıyı çalınca yani işte tabii ki. Evet, sen de bak arasında. Tamam. Manchester'daki teknik direktör değişikliğinin taktiksel etkisi mi var yoksa Mourinho
taktiksel bir etki, taktiksel sahaya dizilişte bir fark yok. Sahaya o, oyun anlayışında var. Var. Yani şöyle deniyor hep. Ole Gunnar Solskjaer'ın farkı ne diye futbolculara sorduğun zaman özgüven aşıladığını, topu kaybetmekten yani çok klişe laflarla tabii şimdi ya bir tane fark söyleyeyim mi? Söyle. Jose varken Pogba var mıydı? Orta sahada oynuyor muydu? Kapşon orada ısınmaya bile gitmiyordu yani böyle. Ya verdiği Rashford'a verdiği yani, pas. Yani işte bir tane Pogba daha ne taktik anlayışı farkı olsun yani. O no one ama o da seyircinin söylediği gibi işin psikolojisine gidiyor. Çünkü anlaşamıyorlardı. Bununla anlaşıyor. Elindeki en değerli aset. Biri oynatabiliyor, biri oynatamıyor. Ama dediğim gibi yani sezon sonunda Southgate, Simeone, XYZ, Solskjaer'in yerine gelirse de şaşırmam. Yani onun kalması için şampiyon falan olması lazım bence. Mı diyorsun? Ya şampiyon olursa herhalde göndermezler. Bir şey yaparlar, tutarlar. Da şampiyon olma ihtimali çok uzak yine de. Zor, uzak. Yani imkansız demiyorum ama zor. İmkansız ya yani. Yani ya. Futbolda imkansız yok ki. Leicester şampiyon oldu Premier Lig'de yani. Hiç aklına gelir miydi? Yok gelmezdi de ha, şimdi yani. Puan farkına bakınca. E tamam yani tabii ki zor. Yani ama ilk dörde sokabilir. Şampiyonlar Ligi'ne götürebilir. Yani Chelsea veya Tottenham'dan birini daha alalım. Bence Arsenal alacak altına bu gidişle de. Chelsea ya da Tottenham'dan birini de yakalayabilir bu gidişle. Chelsea'de de her zaten. Her şey olabilir. Yani Chelsea'de de şöyle bir şey oldu. Yine bizi de tekzip ettiler. Ya Sarri bol. Bak Jorginho'yu çekti geri oradan. Bu arada Jorginho çok enteresan bir istatistiği var. En çok kilit pas atan oyuncu kaç asisti var? Bak ligin en fazla kilit var pas... Var mı asisti? Asisti yok ha, ya. Yani işte. Yok. İnanır gibi değil. Ya onun için Kante o pozisyondan oynatıldı. Tamam Kante birkaç gol, çok kritik de gol de attı. Ama yapısıyla oynayıp takımın ortaya çıkan sonuç skorlara yansımamakta şu aşamada. Ve biraz zor kazanıyorlar. Zor kazanıyorlar ve hani top hakimiyetini skora değiştirememe gibi bir problem var. En büyük problem zaten total futbol ya da top hakimiyetine dayalı oyun böyle gözünü boyuyor. İnsan ya top sürekli bizde diyorsun ama elinde Eden Hazard, Willian gibi adamlar olmasına rağmen tamam forvet... Sıkıntılı biraz Morata, Neciru beklentileri karşılayabilir. Orada da var söyleyeceğim. Ama artık şey oldu ne derler. Sarri'nin o nasıl Unai Emery'nin büyüsü kaçtı. Sarri'nin de o sihirbaz Napoli'de yaptığını Chelsea'de yapabilir şeklindeki. Çünkü onu göstermişti bize. Ya Fabregas gönderildi ama yeniden futboldan keyif almaya başladım. Aynı benim gibi topa çok daha fazla temas etmeye başladım diye övüyordu. Şimdi temas ediliyor da top filelerle temas etmiyor. Yani o birkaç hafta önce de konuşmuştuk. Biraz bence Eden Hazard'a çok bağlı oldu hücumu. Yani onun ne yapacağına, o günündeyse kazanıyor, yoksa kazanamıyor. Gününde değilse kazanamıyor, berabere kalıyor. Yani Newcastle maçı buna iyi örneklerden biriydi. Bu arada tabii 2-1'lik sonuç Newcastle'ı da düşme hattına gönderdi. Haftalar önce konuştuğumuz... Benitez'in açıklaması gerçek oldu. Yani biz şaşırmıştık hatırla. 10, 11, 12 oralardayken biz kümede zor kalırız demişti. Adam hakikaten düşme hattına geldi. 10 maçta sadece bir galibiyetle. Biz evet. Konuştuğumuzdan beri baktım. Sadece bir maç kazanıp hakikaten oraya indiler. Yani bir insan kendi takımı hakkında böyle bir öngörüde bulunup bak haklı çıktım diyebilir mi? Çok enteresan bir nokta Benitez için. Bu arada Pedro çok iyi oynadı bence. Uzun süredir gördüğüm en iyi Pedro'ydu. Bu arada Willian'ın transferi, gidişi, yani birçok talibi var. Sarri de sinirlenmiş basın toplantısında en son. Bilmiyorum kardeşim demiş yani. Ne olacak, ne bitecek. Şimdi aslında şuna da bağlayabiliriz. Haftaya Arsenal-Chelsea maçı var. Yani ikisi de bence yani galiba Arsenal'a sahibi. İkisi için de dönüm noktası olabilir. Arsenal için beraberlik bile çok kötü sonuç. Yenilmek kadar kötü olur. Eğer yanlış hatırlamıyorsam şimdi bakarım hemen. Tabii 16 süre. Puanlık fark var. Yani zaten Manchester United bu ivmeyle devam ama ederse... Ama işte Chelsea de öyle bir kırılma noktasında gibi geliyor bana. United'ın bu çıkışından yani sonra. United'de herhalde baskıyı... gibi Brighton Hove Albion'la oynuyor. Arsenal mı? Heh, tamam bulamadım da açamadım. Sağ ol Kerem. Arsenal Chelsea'ymiş. Yani Arsenal kazanmak zorunda. Tabii. Kazanmak zorunda. Chelsea şimdi bunu nasıl kullanabilir? Sarri aslında sever kazanmak zorunda olan takımın kendisine gelmesini ama Chelsea de bence çok kritik bir noktada. Yani şimdi şöyle düşünelim.
Manchester United haftaya Brighton galiba. Evet, Brighton'ı yendi diyelim. 44. Chelsea Arsenal maçı berabere bitti. Arsenal'ı geçti. Chelsea'ye de 4 puan var. Chelsea United oynayacak mesela diyelim. Anlatabiliyor muyum? Yani Chelsea de kendini güvende hissetmiyor. Hatta Tottenham bence. Çünkü Tottenham ya kazanıyor ki kaybediyor. İstatistiğe bak. 22 maç, 16 galibiyet, 6 mağlubiyet. Beraberlik yok. Enteresan değil mi? Çok 22 maçta tabii. Berabere kalmamış Tottenham. Yani bu ne demek? Kritik bir maçı kaybedip kritik bir noktadan aşağı inebilirsin demek. Yani Liverpool City, yani şu son hafta, şu bugün City'nin kazandığını farz ederek konuşuyorum ben. Hani biz çok yakın diyorduk ya, 6-7 takım böyle, evet, iç içe falan, ama City ile Liverpool sanki yarım adım öne geçtiler gibi. Şimdi Liverpool bir de Londralıları kendi evinde oynayacak. Bir United deplasmanı kaldı. Bence kağıt üstünde. Yani City'ye kaybetti. Bir de United'la deplasmanda oynayacak. Yani Liverpool'la City'yi alttaki 3-4 takımın yakalaması biraz zor gibi geliyor bana. Bu arada biraz önce Willian'ı Barça bu arada çok ciddi istiyor. İstediği oyunculardan biri. Sarri çok bu konuda mutlu olmasa da tabii. Yani bu arada nereden gelmişti? Rusya'dan. Şaktar. Şaktar'dan mı gelmişti? Şaktar'dan geldi. Eminsin değil mi? Eminim. Alex Teixeira şeye gitti. Willian Lucescu'nun en önemli keşiflerinden biri. Yani şimdi onu eğer satarsa ne kadar karlı bir oyuncu hareketi yapmış olacaklar, düşünsene. Hem de bu kadar yıl yararlandığı, iyi de kullandığı bir oyuncu, evet, olarak düşünüyorum yani. Hakikaten çok güzel hamle. Biraz önce konuşuyorduk, sen Everton maçını seyretmişsin. Şöyle, Shakhtar Anji üzerinden yani. Anji. Yani Makaçkale'den geldi. Yani. Evet, 17 maçı var Anji'de. Çok kısa bir süre Anji. Tamam. Ama Makaçkale'deydi geldi. Tabii. Onun için kafamda öyle bir şey kaldı. Biz de yadırgamıştık hatta, çünkü herkes, evet, istiyordu. Oraya o Samuel Eto'yu, evet, evet, çok, tamam, yüksek Şinat'ın parayla. Yani öyle bir takım olduğunu. 2013'te. Hatırlıyorum. Cenk'i satış listesine koydu Everton. Ve 20 milyon pound fiyat çekti. Hani gelir mi, döner mi Türkiye'ye falan, bu rakamı duyunca ben gerçeklerle bir kez daha yüzleştim. Fakat 20 milyon pound'u en azından Premier Lig'de kimse vermez ona. Onu söyleyeyim. Yani başka bir lige gider, İspanya'ya gider, şimdi İtalya'ya o gider, bilemiyorum da biraz Cenk'in zor gözüküyor. Şimdi piyasası şöyle bir şey var ya, eskiden şöyleydi. Bir, hatta bunu David Gill demişti herhalde, Chelsea'nin CEO'su. Ya transfer piyasasında bir başka takımlar için fiyat var. Yani bir de bizim için Chelsea'nin, tabii, Chelsea fiyatı var. Biz bundan çok şikayetçiyiz de, çünkü ilk bu sermaye kulübü olarak ön plana çıkan takım Chelsea'ydi. Şimdi piyasadaki bir futbolcu için bir Premier Lig fiyatı var ki Beşiktaş Premier Lig'den bir takım istediği için 27'ye satabildi. Yani 27 milyon pound'a satabildi. Şimdi diğer taraftan eğer Premier Lig'den bir teklif gelmezse La Liga ederi, ki La Liga'da daha başarılı, evet, olabilir. Serie A ederi değil, ya da inşallah olmaz. Yani kendi kariyeridir. Maddiyatı kendisi düşünecektir. Çin'den verirler. Bir de Premier Lig görmüş olduğu için tabii orada piyasası orada 27-20'yi bulabilir gibi gözüküyor. Aksi takdirde hani Türkiye'ye de dönmez, ama bunda mesela nerede piyasası var Cenk? Bundesliga'da da var tabii zaten. Yani şu an itibariyle bence 6 ay kaybetti kariyerinden. Maalesef. Yani değerinden kaybetti demiyorum. Yanlış yani anlaşılmasın. Dünkü maçta da oynaması, evet, yani oynayamıyor mesela, bu maçlarda oynaması lazım. Oynaması, Calvert-Lewin alıyor işte. Yani o da girdi, tek bir kere topa dokundu, gol attı. Niyaz da listedeymiş bu arada, onu da söyleyeyim. Onu da sattı. Ona da müşteri arıyorlar. Mesela. Enteresan geldi bana. Bu arada De Gea'ya bir parantez açalım. Konuştuk United, ama onu konuşmayı unuttuk. Ben uzun yıllardır böyle bir kaleci performansı çok az izledim. Geçen sene de böyleydi ya. Ya geçen sene yılın kalecisiydi. Zaten o sezon başında konuşmuştuk. Bir tane Premier Lig'in yaptığı bir klip var. Böyle 3-4 dakikalık. Hmm. Klip demeyeyim de kısa bir bant var. Kurtarışlarından. Akıl almaz kurtarışlar var. Yani kaçırdığımız, izlemediğimiz veya unuttuğumuz öyle bir maç oynadı. Ben onu bulayım yani, da golde yayınlayayım. Evet, evet. Yılın kalecisi bandı bak. Muazzam bir performanstı. Yani Tottenham her şeyi yaptı gol atmak için. Ama
Deheye izin vermedi. Neredeyse maç sırasında İbrahim Altınsay'ı da söyledi. Hakikaten ikinci yarı Tottenham'la Deheye evet. arasında geçti. Yani öyle bir maç oldu. Tabii Pogba'nın da muazzam asistini unutmamak lazım. Bu arada Harry Kane için de fiyatı belirledi Tottenham. Real Madrid için iyi bir haber değil. 310 milyon pound veren alabiliyor şu anda. Yani 300 milyon pound'u veren Harry Kane'i alabiliyor. Real Madrid demişken biraz önce Erbatur'la NBA stüdyodayken anlattım. Seninle geçen hafta konuşmuştuk. Premier Lig maçları olmadığı için bir parantez açmıştık. Sociedad maçı sonrası Betis maçını merak ettim. Evet. Villamar'ın da muazzam bir atmosfer. Hatta 20 sayı oldu. Biraz önce anlattım. Toronto-Washington maçı. Dedim bir şey olmaz buradan döneyim Real Madrid'e. Bir döndüm Modric mükemmel bir gol attı. Kaldım oradan döndüm. 20 sayı daha kapanmış. Maçı uzatan basketi gördüm falan. Böyle enteresan oldu. Nereden aklıma geldi biraz önce söyledim. İkinci yarı tek kale oynadı Real Betis ve Real Madrid maçındaki performansıyla dün kaybetmelerine rağmen Barcelona'yı geçip en çok topu sahip olan takım oldular dünkü oyunlarıyla. Canales 1-1 yaptı, Ceballos 2-1. O da acayip bir hikaye oldu. Hakikaten çok güzel maç oldu. Fakat dediğin gibi topa hakim olmak maçı kazanmak anlamına gelmiyor. Yani bir son dakikadaki kontratak, bir tane free kick, bir yetenek ki onların yetiştirdiği evet. bir yetenek. Çok yetenekli Ceballos. Evet. Yani maçı kaybettiler. İlk ben bu sezonun başında açıkçası o kadar hakim değildim. Girdi sonra baktım ya bu altyapı mı falan diye de bak. Betis altyapı. Evet Betis altyapı. Orada ben de ıskalamışım yani Sevilla. Muazzam bir top tekniği. Bayağı da para verdiler aslında. Yani çok az buz bir para vermediler alırken. O da üzüldü zaten galiba 88 miydi 89 muydu? 88. Free kick'i attı. Bence barajın da kalecinin de büyük hatası var. O da ayrı söylemeden edemeyeceğim. Benim notlarım bu kadar. Senin ekleyeceğin varsa. Toparlayalım o zaman. Tamam. Cuma'ya pas atalım. Cuma günü görüşmek Cuma'ya üzere. Cuma'ya mı? Futbol Net'e mi? Futbol senle Cuma'ya. Ha. Ben birazdan Futbol Net'te okay. değerli arkadaşlarım Nebil Evren ve Öğüç Özlem'le huzurlarınızda olacağım. Futbol Net'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.